1 Ağustos 2018 Manisa, evet. Güzelköy'deyiz. Ahmet Halim Anaç. Burada 1 Kasım 2017 tarihinde bir çekim yapılmıştı. Daha önce yapmıştık. Evet, yapıldı. Burası Floxeralı, hastalıklı dediğimiz bir bağımızdı. Tabii. Burada rekor gelişimi 2017 Nisan'da uyguladık. Tabii. Bu kısımda. Daha sonra da diğer kalan kısımların tamamını uyguladık. Tabii. Uyguladık. Şimdi burada ne oldu? İşte. Şu an görüntü zaten... olan bu oldu. Görünüyor. Ne olduysa siz, bu oldu abi. Biz bu bağı çektiğimizde 2017 yılında burada herhangi bir şey yoktu zaten. Yoktu. Hiçbir şey yoktu. Geçen sene burası bir 20 dönüm bir alan. Tabii. 20 dönümün ilk önce bir 10 dönümüne burada uyguladık. Tabii. Daha sonra kalanları uyguladık. Tabii doğru. Söylemek istersiniz? Yani şu anki bu durumla alakalı. Şimdi ben o günkü durumda zaten burasını sökmeyi düşündük. Sökmeyi düşünüyoruz. Ki daha önce de söyledim ben. Evet. Hakan Bey'e. Manisa bayimiz. Bizim hanıma söyledim. Hanım dedi ki ya bunu sökmeyelim bilgisayardan bakalım acaba dedi. Neler çıkar dedi. Evet. O buldu bunu Hakan Bey'i. Yani Hakan Bey'i buldu. Ondan sonra Hakan Bey'le şey yaptık mesai. O şekilde biz buraya rekor girişim atmaya karar verdik. Karar verdiniz. Bunun yarısını attık. Yarısını attınız. Flaksöre olan yerlere attık. Tamam. Diğerlerine de Kasım ayına. Daha sonra, 6 ay sonra uyguladınız. Ve netice olarak işte bu hale geldi bu sene. Peki burada rekor girişim uyguladık. Tabii ki burada daha öncesinde her türlü ilaçlama, gübreleme, budama şey işçiliği her şeyi yapıyordunuz. Her şeyi yaptık. Sonuç almış mıydınız? Alamadınız. Bu sene aldık. Bu sene aldık. Şimdi tabii ki rekor gelişim bir ilaç bir gübre değildir. Değil. Bunu her zaman söylüyoruz. Tabii. Bu yaptığınız bağcılıkta bir bütündür. Gübrelemesi, bakımı, budaması vesairesi. Ama her ihtiyacı var. Tabii her yerde bunu söylüyoruz. Toprak düzenleme. Şimdi bağda toprak düzenleme. En güzel o. Verdiğiniz ilacı da, gübreyi de son damlasına kadar şimdi, ağaca geçiriyor. Tabii. Kök saçak sistemini çalıştırıyor ve sonuç burada. Tabii. Şöyle. Yani bu toprak düzenlemeyi bu bizim attığımız şeyden oldu. Rekor gelişimden oldu. Yoksa başka türlü çok gübreler attım ben burada, hiç faydasını görmedim. Peki burada çalıştığınız illaki danışmanlarınız var. Destek aldığınız teknik diğerler var. Var. Onların burada görüşleri var mı? Manisa'dan Vallahi şimdi o bana soruyor. Alim abi bunu ne yaptınız sen diyor. Ben dedim böyle. Ne diyorlar peki size? Ne cevap veriyorlar? Düşünüyor değil mi? Yani şurada gördüğü, gözünün gördüğüne düşünüyor, insan bir şey demiyor. Şu hakikaten güzelliği inanıyor göstereyim. Yani bak inanıyor da inadı var, itiraz ediyor. İtiraz ediyor. Peki bu inadı var. Bunları şurada, görüyor. Burada bu bağ kaç yaşında? Bu şöyle geçelim. 4 yaşında bu. Bu bağ 4 yaşında. Tabii. Şöyle altınları gösterelim. 4 yaşında bak sana. Onlara bak sana maşallah. Bak. Şimdi 4 yaşında bir bağdayız. İlk olarak daha bu sene oldu bu böyle. Siz geçen sene bunu sökecektiniz ama. Sökecektik. Kararı öyleydi. Kararı vermiştik. Yani yenge sağ olsun, yengenin sayesinde hanım sözü dinlemenin faydasını gördük diyorsunuz yani. Ben görüyorum zaten arada sırada. Gene de buradan görüyorum. Buradan tavsiye ediyor musunuz peki? Oo, hem nasıl? Evet. Şöyle gelin. Gidelim biraz daha. Peki bunun şey anlamında burada bağın canlılığı anlamında, tane irliği anlamında ne söylersiniz? Böyle gelin. Yanıma. Abicim, şöyle bundan, kameraya konuşalım. Bundan daha iyisi olamaz zaten ya. Daha iyisi olamaz diyorsunuz. Olamaz, tamam. Siz toplamda kaç dönüm yer bağcılık yapıyorsunuz? Var, benim daha yerlerim var. Ortağı veriyorum ben. Hı-hı. Esasında 30 dönüm bakıyorum. 30 dönüm bakıyorsunuz. Burası 20 dönüm. Burada aşağı yukarı yeriniz var. Heh. Şimdi şunu sormak istiyorum. Heh. Rekor gelişimi burada kullandık. Tabii. Flaksöre hastalığı dediğimiz bir olay vardı. Hı. Tekrar söylüyorum. Rekor gelişim bir ilaç değildir. Tabii. Burada kök sistemi, toprağın yapısının bozuk olması, toprağın çalışmaması hem saçak gelişimi hem de bitkinin beslenmesini durduruyordu. Şu an bile hala yürüyor abi, yani. Gördüğümüz gibi. Bak sonra bedenlerde de kalınlaşma var. 3 yaşında bu bağ. 3 yaşında, 4 yaşında demiştik. Bedenlerde kalınlaşma var. Şey bilir. Hakan Bey bilir geldiği zaman şöyle. İnceydi bunlar. Hı-hı. Bak hep kalınlaştı. Ay şunlara baksana ya bebek gibi. Salkımlar. Bu salkımlar nasıl kuracak bilmem. Hakan Bey şimdi bunlar nasıl kuracak? Şundan da bahsedelim. Şöyle gelin. Biraz daha gösterelim ki her noktada her yerde aynı olduğu görünsün. Sana bak kalk aşağıları dolu. Şöyle. İçerileri dolu. Şöyle. Çekelim güzelce ne? Aşağıdan göster. Yani üreticiler bizi izleyecekler. Ya gizlesinler gelsinler şöyle. Buraya baksınlar. Şöyle şuranın güzelliğini. Şimdi şöyle söyleyeyim.
Az önce de konuştuk. Şöyle maşallah. Yani şimdi bu görüntüyü diğer Manisalı bağcılar izlediğinde şöyle diyecek. Acaba diyecek bu sene mi çekildi, başka sene mi çekildi? Neden? Bu sene. Bu sene. Neden ama? Bak, şunlara bak. Şöyle gösterelim. Bak. Bu sene bağlarda doğuşla ilgili sıkıntımız var. Var. Doğuş sıkıntısı var. Yani var. Üzümlerimiz bu sene doğmadı. Var. Birçok yerde var. Büyük oranlarda yani %30'a yakın şeyde doğuş olmadı. Var. Olanlarda da zaten şu şekilde bir kaliteli bir durum gözükmüyor. Yok. Gözükmüyor. Ama çok şükür bizde yok. Peki rekor gelişim doğuş oranı ile ilgili. Çok size fazla. Çok, çok fazla, fazla doğuş çok yaptırdı. Çok fazla doğuş her yerde. Ve hangisini ararsan sorunlu. Sorunlu bir yılda. Çünkü 2018 kışı soğuklama ile ilgili bir sorun vardı. Vardı. Soğuklama sorunu vardı. Ağaçlarda bir soğuklama ihtiyacı giderilemeden yaz geldi. Doğru. Bazı bölgelerde dolu sıkıntısı oldu. Aşırı yağmur sıkıntısı ama her soğuk şey olmadığı var. İçin. Böyle gösterelim. Bunlar herhalde şeyler. Allah nazardan saklasın abim be ya bunlara. Şimdi ya bak, sökülecek dediğimiz, sökmeyi düşündüğünüz bir bağda. Tabii. Daha önce biz bu konuyu burada işledik. Üreticilerimize ekranlarda bunu gösterdik. Kendi kanallarımızda, televizyonlarda. Ama şu an bu görmüş olduğunuz bağın 1 Kasım 2017 çekimleri de mevcuttur. Orada burada hiç üzüm yoktu zaten. Yoktu. Bağlar kötüydü. Düzelme pozisyonuna gelmişti. Düzelmeyle ilgili çalışmaya başlamıştı. Tabii. O zaman memnundunuz. Şu an kat be kat memnunsunuz. Öncelikle Manisa'daki bağcılara tavsiye eder misiniz? Ederim. Türkiye'deki nitekim bağ üretimi söylüyorum da. Söylüyorsunuz. Doğuşu sağlayan rekor girişim diye. Ben ona her zaman söylüyorum. Ama onlar ister inansın ister. Peki gelen var mı komşularınızdan burayı görenler? Tanıdıklarınızı, eşiniz, dostunuz, akrabalarınızdan? Geliyorlar, bakıyorlar abim de ben ilgilenmiyorum o adamlarla. Ya onların kafaları değişik. Kafaları değişik diyorsunuz. Allah Allah. Gözünün adam gördüğüne inkar ediyor. İnkar ediyor diyorsunuz. Şöyle gösterelim bir daha. Yani şuradaki salkımları. Ortalama bu sene ne gelir burada? Bir hesap yapabiliyor musunuz? Şimdi abim ben 1000 kilodan aşağı değil bu. Değil. Yani, bir tondan aşağı değil yani. Şimdi bu sene verimlerin düşük olduğu bir yılda. Ha. Şöyle kameramıza bakalım. Tabii. Verimlerin düşük olduğu, %30 doğuşun az olduğu. Tabii. Bir yılda bir tonu garanti görüyorsunuz. Kesin yani şu durumda bir ton üzüm. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Bağcılara, ya benim bağcılara dedim işte rekor girişimi kullansınlar. Benim bütün rekor tavsiye ettim bu dava. Kullansınlar. Bak ben geçen sene kullandım. Bu sene yine kullanacağım. Neden? Bu sene de kullanacaksınız. İstifade ediyorum çünkü. Evet. Burada doğuş olursa o taneyi nasıl büyütürüz biz? Büyütürüz diyorsunuz. Değil mi? Doğuş olmalı. Ama doğuş olmazsa ben onu ne yapayım hiç? Anladım. Doğuşum peki onun var. Dışında bu ağacın direnciyle ilgili hastalıkla alakalı bir sıkıntınız var mı? Hiçbir şey yok. Ağaç tamamen direnci yerinde, hepsi sağlığı yerinde. Hepsi yerinde. Sonra bak salk şeyler bak sık sıktır bu onlar bak bak. Uçları sevir. Gösterelim. Bak. Görüyor musun şey, Hakan? Bak uçları sevir sevirdir bak. Bazı yerlerde bunlar yoktur böyle bak bak uçları sevir. Bunlar her zaman için üzüm doğurur. Evet. Halim Bey biz teşekkür ediyoruz. Tekrar bize bahçenizi gezdirdiniz. Geldiniz. Burada bize görüşlerinizi paylaştınız. Tabii. Televizyonlardan, bizim kanallarımızdan tabii. Üreticiler sizi izleyecekler. Biz teşekkür tabii. ederiz. Şöyle İnşallah. Kameramıza Allah bakalım. Olsun. Allah razı olsun geldiğiniz için. Ben de memnun sizlerden oldum. De. Sizlerden de. Allah sizin kesenize bol bereket versin. Allah size yani daha çok versin daha ki versin. Siz daha iyi olun ki biz de tabii. iyi oluruz. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.